Evet, tekrar merhabalar. Şimdi en son aracı ve sağlayıcı tüketici Davalarda karşılaştığımız sorunlar davalarda kapsamında. devre tatil veya devremülk davalarında karşılaştığımız sözleşmelerde bir sağlayıcı, bir aracı firmalar ikisini bir arada görmekteyiz. Ama genellikle böyle davalar işte kimle sözleşme yapıldıysa ona karşı açılıyor. Bu aradaki bir nitel farklılıkları veya tüketicinin bu konuda mağduriyetinin önlenmesi için tüketicilerimize ne demek gerekiyor? Yani sağlayıcının da yasa gereği bir müteselsilen sorumluluğu da söz konusu bildiğim Evet, bunu kadarıyla. aslında programın sonunda bir öneri olarak söylemeyi düşünüyordum ama ikisi arasındaki farklılığı izah ettikten sonra söyleyeyim. Sağlayıcı firma biraz önce de bahsettik ama telefon görüşmesiyle yarıda Kesildi. kesildi. Mülkün sahibi olan firma, yani devre tatil sitesinin ya da devre mülk olarak devredilen sitenin sahibi, oranın altyapı hizmetlerini de yürüten firma. Aracı firma ise buraya tüketicileri getirip sözleşme imzalayan firma. Aslında sermayenin tamamı, yani mülkün tamamı sağlayıcı firmada, sözleşmeyi imzalayan firmada hiçbir mülk yok. Şimdi cayma hakkını kullandığı zaman... Ben yine sizin sözünüzü keseceğim herhalde. Telefonumuz yine var. Arzu Sağlam hatta. Buyurun Arzu Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi benim sorum, ben Antalya'dan bir aracı firmadan aldım devre mülkü. Evet. 6 yıl önce aldım. Bana alırken dediler, satmak istediğiniz zaman biz size yardımcı oluruz, satarız ya da kiralamanızı isterseniz. Evet. Yardımcı oluruz dediler ama şimdi 6 yıldır ben gidemiyorum da, kendim de gidemiyorum. Çünkü 200 euro istiyorlar için. Oraya Genel gitmek giderler için anlamıyla. yani. Evet, onun için 200 euro istiyorlar. Onun için gidemedim ve yani arıyorum, diyorum ki işte satamaz mıyım? Biz kendi müşterilerimize satıyoruz. Nasıl sizin şeyinizi satalım diyorlar başka mülklere. Şimdi ben ne yapabilirim bu Tamam. durumda? Şimdi Arzu Hanım teşekkür ediyorum. Yani konunun içerisinde bunu da aktaracağım. Veya aktarmaya çalışacağız Fecri arkadaşımızla beraber. Kaldığımız yerden devam edelim ama Arzu Hanım'ın da sorusuna bir cevap verelim. Hiç kullanılmamış ama her yıl 200 avronun üzerinde veya 200 avro civarında bir kullanma bedeli veya genel giderler anlamıyla bir bedel de isteniyor. Buyurun. Cayma hakkını kullanıp, öncelikle daha önce bahsetmiş olduğumuz cayma hakkını kullanıp, eğer gidemiyorsa ve bundan sonra da gitmeyi düşünmüyorsa Düşünmüyorsa evet. Bu sözleşmeyi feshedebilir. Feshedebilir. Ve kendisinden bugüne kadar kesilmiş olan ne kadar bedel varsa bunları da talep edebilir. Artı faiziyle. Faiziyle, tabii ödediği Faiziyle. tarihten itibaren Ama mutlaka onların faiziyle. bir belgesi de gerekli herhalde. Tabii Ödeme o yapmış belgelerini. olduğu ödemelerin makbuzlarını mutlaka almaları gerekir. Hatta onu da az önce söyleyecektim. Ne ödediyseniz mutlaka makbuzunu alın. Çünkü bazı davalarda aracı şirketin 100 lira, 200 lira gibi ödemeleri alıp makbuz kesmediği olaylarda, Söz konusu. sözleşmelerde söz konusu oluyor. Şimdi sağlayıcı aracı firma konusuna dönecek olursak, sözleşmeyi aracı firma yaptığı ve aracı firmanın da üzerinde bir mal bulunmadığı için davalar bittiğinde çok yüksek ödeme yapmış olan müvekkillerim var. Mesela bunların tahsilatlarını yapamıyoruz. Yani firmaya gidiyoruz ya, firma 3 günde bir yerini değiştiriyor. Hatta davalar bu nedenle, normalde davalar 3-4 ay içerisinde bitmesi gerekirken, Bursa'da normal süreç Evet. buyken, bir firma mesela sürekli yerini değiştiriyor. Dava dilekçesini gönderiyoruz. Tebliğ olmadan dönüyor. Ticaret siciline yazılıyor. Ticaret sicilinden bir adres geliyor. Oraya gidiyor. Oradan da tebliğ Oradan da olmadan farklı dönüyor. geliyor. Sonra bir 3 böyle 3-5 celse geçiyor. Neyse, sonuç olarak dava cayma hakkı kullanıldığı için sadece bu sebeple kabul ediliyor ve bitiyor. Sonra icra takibine geçtiğimizde o sözleşmenin içerisinde ödeme yapılması gereken banka hesap numaraları var. Evet. Oralara gidiyoruz, bakıyoruz ve içinin boş Boş olduğunu oldu. görüyoruz. Bir tahsilat yapamıyoruz. Tüketici ikinci kez burada da Mağduriyet yaşıyor. mağduriyet yaşıyor. Bu mağduriyet nasıl giderilebilir? Bu devre tatil ve devre mülk sözleşmelerine ilişkin olarak yasa maddesine, diğer bazı şeylerde var, mesela kredi kuruluşlarında konut kredisi ya da araba kampanyalı satışlarında kredi kuruluşunu da sorumlu hale getiren, bankayı da sorumlu hale getiren yasa maddeleri var.
bu devre tatili ve devre mülkte de sağlayıcı firmayı sözleşmede imzası olsun ya da olmasın müteselsilen sorumlu hale getirecek bir düzenlemenin yapılmasına ihtiyaç var diye düşünüyorum tüketicinin mağduriyetini gidermek açısından. Burada Arzu Hanım'a bir cevap daha vermiş olalım. Tatilinizi hiç kullanmadığınız için 6 yıl içerisinde sürekli ödediğiniz bu parayı geriye alabilirsiniz. Bunun faiziyle geriye alabilirsiniz ama öncelikle bunun bir cayma hakkını ve akabin cayma hakkını kullanaraktan bir bildirim hazırlamak gerekiyor. Akabinde de tüketici mahkemelerine bu konuda bir dava açmak söz konusu. Yine bir hattımızda bir tüketicimiz var. Aziz Fırat. Buyurun Aziz Bey. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Benim şöyle bir sorum olacaktı. Buyurun. 2009 yılında biz devre mülk aldık. Evet. Parasını peşin yatırdım. Hı-hı. Bize o gün söylenen şartlar şöyleydi. Biz burayı sizin adınıza yani gelip kalmadığınız sürece kiraya vermek garantisi veriyoruz. Evet. Kira bedelinden aidatları düşürüp geri kalan parayı sizin hesabınıza yatıracağız. Artı burayı satmak istediğiniz zaman biz burayı sizden satın alma garantisi veriyoruz. Evet. Ama oradan bunlar sözleşme imzalar. Yani sözle verilen bir taahhütler mi yoksa yazılı bir şeyiniz var mı? Efendim? Aziz Bey. Sözle verilen bir taahhütler miydi bunlar? Evet. Evet. Peki 2009 yılından bu yana kullandınız mı tatil? Hayır, 2009 yılında kullanmadım. Çünkü 2010 yılından itibaren tamamlanacak, faaliyete geçecek dediler. Evet. O zaman 2010'dan sonra bekledik. Sonra bir iki sene hiç aramadılar. Bir aradılar, kullanacak mısınız? Yok dedim. Kiraya verecek misiniz? Biz şu anda öyle bir şansımız yok. Geri alacak mısınız? 2013'ün sonundan itibaren biz geri alıma başlayacağız dediler. Peki hiç kullandınız mı tatil? Hayır, hiç kullanmadım. Hiç kullanmadınız. Peki ne düşünüyorsunuz? Evet. Yani dolandırıldığınızı hiç düşünüyor musunuz? Yoksa bu konuda bizden... Hayır. Şimdi ondan sonra başka bir firmaya devretti. Firma bizi aradı. Aidatları istedi. Onlar evet. Dolandırıcı, bunlar dolandırıcı. Her ikisi de bize ayrı ayrı mesaj gönderiyor. İki firma da ayrı ayrı. İşte onlar sizi dolandırıyor, aidatları bize yatırın. Öbürü evet. Dolandırıyor, siz aidatları bize yatırın. Hiçbirine de yatırmadım. Geçen gün gittim, konuştum. Hı hı. Yani iadesini, paramı anladım bir şekilde bir dava açabilir miyim? Ya da... Tabii ki. O konuda şimdi gerek hukukçu arkadaşımızla, gerek bize gelen başka şeylerle size benzer olayları ben deneylerimi aktarayım. Teşekkür ediyorum öncelikle. Yani sözleşme de bana verilmemiş. Öyle bir sözleşme de hiç bana verilmiyor. Normalde bu sözleşmenin bana da verilmesi gerekmiyor. Sözleşmeniz yok mu elinizde? Anladığım kadarıyla Sayın Şengür, yani sözleşme de verilmedi ama bir tablo açık, bir şirket var. Daha önce bir sözleşme yapılıyor ama akabinde bu şirket farklı bir şirkete devrediliyor. Devredilen şirkette genel giderler anlamıyla bir paralar isteniliyor. 2009 yılından bu ne? Yaklaşık işte bir 5 yıllık bir süreç. 5 yıllık süreçte hiç hakkını kullanmadı. Evet, bu tüketicimiz ne yapacak şimdi? Yollar yani, aynı. Aslında aklın yolu. Bahsetmiştik ama sanıyorum sonradan evet. Programa geldi bu izleyicimiz. Cayma hakkını kullanma hakkı halen var. Ve kullandıktan sonra da geriye dönük olarak bu şirkete yapabilir. Karşı davayı açabilir. Çünkü şirket devrolduğu zaman diğer şirketin bütün mal varlığı, alacakları ve borçları da o şirkete devrolmuş olur. Evet. Artık muhatap bu şirket. Yeni şirketler. Bu şirkete bence Tüketici Derneği'ne başvursun izleyicimiz. Oradan cayma hakkını kullandığına dair ve sözleşmenin iptali, varsa senetleri, bu senetlerinin iptal edilmesi ve bugüne kadar ödemiş olduğu aidatların geriye ödenmesi şeklinde bir başvuru yapmak suretiyle bence bu dertten kendisini kurtarabilmesi lazım. Şimdi genellikle Bursa'da iki tane şirket var. Yani yaklaşık 4 aydan bu yana, 4 yıldan beri başlayan bir süreçte yaklaşık bu konuda cayma hakkını kullanmayan ama dava açıp da senetlerini vesairelerini kurtarmayan ama yine sonuçta ortada ne mal var, ne tatil var, ne mülk var.
Bunun yanında şirketin avukatları tarafından icra takipleri var. Hiç görmediği, hiç kullanmadığı bir olayda 15 bin lira, 20 bin lira civarında senetleri periyodik olarak icraya konulup ödeyen tüketicilerimiz var ve bunun sayısı Bursa'da az değil. Yani Kütahya Emet tarafında satılan bir termal tablosunda en az Bursa'da 2000'e yakın bir kişinin mağduriyeti var. Bursa yeni bir mağduriyette de karşı karşıya aslında. Şimdi az evvel söylediğiniz ikinci bir şirket daha var. Yine aynı gruplara ait, aynı grubun içerisinde yer alan şirketler. Bunlar şimdi ne ihtarnameleri alıyor, ne cayma hakkının, ne noter bilgisini, ne açılan davaların tebligatlarını almıyor. Bu konuda tüketicilerimizin uyanık olması gerekiyor. Ve bu konuda yani kendisini mağdur hisseden insanların mutlaka yetkili yerlere başvurmasında fayda var diye ben de düşünüyorum. Halil Bey telefonumuzdaymış, Kayseri'den arıyor kendisi. Buyurun Halil Bey. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam, hoş geldiniz. Ben bir sorunum var bu devre mülkle ilgili. Evet. Bir 4 yıl kadar önce bir devre mülke ben bir giriş yapmıştım. Ufak bir para verdim. Daha sonra ödeyeceğim diyerek ama ödeme yapamadım. Bu yıl ikinci ayda bana avukat aracılığıyla tebligat gönderdiler. Evet. Şu kadar borcunuz var. İşte şu masrafları, faizleri falan böyle bir kağıt geldi. Ama ben Kayseri'de değildim, şehir dışındaydım. Tebligata ben karşı cevap veremedim. Tebligat çeken avukatla görüştük. İşte parça parça ödeyin dediler. İşte meblağlar bayağı büyüdü. Evet. Ama halen de ödeme yapamadım. Evet. Bu konuda benim cayma hakkım mı var ya da müracaat edip bunu nasıl yapıp da iptal ettirebilirim? İmkanım var mı? Ona Sayın Feci arkadaşım cevap versin. Kullanılmadığı bir tatil var. Hakkınızı kullanmadıysanız, yani hiç devre tatil sitesinde kalmadıysanız cayma hakkınızı kullanma hakkınız var. Firmaya noter kanalıyla Kayseri'de Tüketici Derneği olup olmadığını bilmiyorum. Evet. Tüketici Derneği'ne başvurmak suretiyle cayma hakkınızı kullanacağınıza dair bir gönderirseniz, ihtarname gönderirseniz. Alo. Teşekkür ediyorum. Tam alamadım. İhtarname gönderirseniz sözleşmeyi ve senetleri ve ödediğiniz paraların geriye verilmesini talep edebilirsiniz. Bu ihtarnameye karşılık vermeyecek olursa firma, yani oradaki taleplerinizi yerine getirmeyecek olursa, o zaman da tüketici mahkemesine başvurup o ihtarnamedeki taleplerinizi tüketici mahkemesinden isteyebilirsiniz. Davayı kazanma ihtimaliniz de çok yüksek. Yalnız burada yani, şey de var. Şu anda hiçbir para ödemeyelim. O zaman bir avukatla falan tekrar. Ama cayma hakkınızı kullanın. Ama burada bir icra takibi var. Zamanında icraya itiraz edilmemiş. Evet. Haksız bir icra var. Bunun için ayrı bir davanın da söz konusu olabilirliği. Ayrı bir davaya gerek yok. Derhal cayma hakkınızı kullanın. Ve hemen akabinden de cayma hakkınızı kullanmanızın arkasından, yani bir gün sonra, iki gün sonra tüketici mahkemesinde tedbir talepli olarak davayı açın. Açılmış olan icra takibinin de durdurulmasını talep edin. Onun da icra müdürlüğünün numarasını ve takip numarasını vermek suretiyle mahkemeye. Deyin ki şurada da bu konuda bu icra takibi yapılmıştır. Bu takibin de durdurulmasını istiyorum. Ayrıca davamın kabulünü istiyorum. Yani sözleşmenin feshini, senetlerin iptalini ve ödemiş olduğum şu kadar miktarın iadesini ve icra takibinin durdurulması talepli olarak açarsanız davanızı, bu icra takibinde durdurabilirsiniz. Evet. Anladım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz Halil Bey. Sağ olun. Şimdi bu sağlayıcıyla bir şeyi ifade etmek istiyorum. Şimdi normalde bu cayma hakkının kullanılabileceği sözleşmelerde, yani internetten yapılan alışverişler olsun, kapıdan satışlar olsun, devre tatili, devre mülk sözleşmesi olursun yahut kampanyalı satış dediğimiz, İşte önden ödemeler yapılıp da 5. ayda bu arabayı size vereceğiz gibi. Yani malın, alınacak olan malın ya da hizmetin görülemediği sözleşmelerde normalde cayma hakkının
kullanılma süresi tamamlanıncaya kadar şeyden, tüketiciden herhangi bir ücret talep edilemez ve kıymetli evrak yani senet imzalatılamaz tüketiciye. Yalnız devre mülke ilişkin olarak, devre tatil ve devre mülke ilişkin olarak devlet yönetmeliğin içerisine öyle bir madde koymuş ki diyor ki evet cayma hakkını kullanıncaya kadar herhangi bir belgeye imzalatamaz, ücret talep edemez ama diyor devre tatil yerine götürülüp de orada imzalatılan şeylerde, sözleşmelerde alınabilir diyor. Aslında şu anda insanların böyle otobüslere toparlanıp da bu sitelere götürülmesinin arkasında yatan şirketlerin bu cayma hakkından önceki şeyi ödemeyi yaptırabilme ve senetleri imzalatabilmesine imkan tanıyor ve bu mağduriyetleri yaratıyor. Bence bu yönetmeliğin içerisindeki bu hususta yani götürülse ve orada görse dahi herhangi bir bedel alınamayacağı ve senet imzalatılamayacağı hususunun da düzenlemeye girmesi gerekir. O konuya bir açıklık ben de getireceğim. Bir telefonumuz daha var İstanbul'dan Ender Genç. Buyurun Ender Bey, sorunuzu alayım. İyi akşamlar efendim. Alo. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, buyurun. Efendim benim bir sorum olacaktı. Şimdi ben de geçen yıl televizyondan görerek aldığım bir devre mülk vardı. Evet. Bana tapuyu göndermediler. İkinci senemde olacak. Hala tapumu alamadım. Acaba ne yapabilirim? Onu kullandınız mı? bu devre tatili ya da mülkü kullandınız mı hiç? Evet. Bir kere bir sefer gittim ama yani hiç de memnun kalmadım. Çünkü anlattıkları ve gösterdikleri gibi değildi hiçbir şey. Tamamen pislik içindeydi her taraf. Yani ben sizin dediğinizi yeni duydum. 14 gün sonra iade edilebiliyormuş ama bilmiyordum ben onu. Bilmediğim için şu ana kadar bekledim. Şimdi tüketici yasasını alamadım. Ali miydi? Ender Bey. Ender Bey. Peki Ender Bey teşekkür Ender ediyorum Bey, da. Hattı şey yapmayalım. Yani konuyu aktaralım. Buyurun Feyzi Bey. Şimdi şeyi kullandığınız için, hakkınızı kullandığınız için cayma hakkını artık kullanamazsınız. Artık tüketici yasasının korumasından bu anlamda yani cayma hakkı anlamında yararlanamazsınız ama bu sizi şeye mahkum etmiyor. Bu beğenmediğiniz yeri kullanmaya mahkum etmiyor. Eğer almış olduğunuz mülk bu tip ayıplara sahipse o zaman normal mahkemelerde yani asliye hukuk mahkemelerinde sözleşmenin yerine getirilmemesi dolayısıyla dava açabilirsiniz. Kaybınız şu olacaktır. Tüketici yasasının korumasından yararlanamamak ve ikincisi harç ödemek. Çünkü tüketici mahkemelerinde harç ödemeksizin dava açabilirsiniz. Fakat asli hukuk mahkemelerinde harç yatırmak durumunda kalacaksınız. Biraz baştan bir masrafınız olacak. Asli hukuk mahkemeleriyle tüketici mahkemeleri harçlar anlamıyla yani bugün tüketici mahkemelerine bir dava açsak 130 lira 150 lira arasında bir yani ücret şöyle ödeniyor. Söyleyeyim mesela asli hukukta ne oluyor? Asli hukuk mahkemesinde diyelim ki 100 bin lira değerli bir dava açtınız. Yani aldığınız devre bir apartman dairesi yani aldınız genelde 100 bin lira verdiniz. 25-30 bin lira. İşte bilirkişi keşif ücretleri, tanık ücretleri, tebligat giderleri gibi bir masraf kalemi vardır mahkemelerin. Bu işte 200 lira, 300 lira, 500 lira civarında bir şey tutabilir. Ama 100 bin lira üzerinden de bir peşin harç alınır ki bu da bu 100 bin liranın binde 68'inin dörtte biri gibi bir değerdir ki 2 bin lira, 3 bin lira şu anda tabii tam olarak hatırlayamıyorum ama bir bedel ödersiniz. Ama tüketici mahkemelerinde bu şeyler nispi harç yani açtığınız davanın değeri ne olursa olsun bu harcı ödemezsiniz. Sadece masrafları ödersiniz. Tebligat giderlerini, tanık giderlerini, bilirkişi ve keşif ücretlerini verirsiniz. Dava değerinin üzerinden bir harç ödemezsiniz. Temyiz aşamasında da yani dava aleyhinize bittiği zaman Yargıtay'a gönderirken de herhangi bir harç ödemek durumunda olmazsınız. Tüketici mahkemelerinde. Evet. Şimdi az evvel şeyinizle konuşmamızda yani gittim, gezdim, gördüm anlamıyla veya
böyle bir imzalar alınıyor. Yani tüketici cayma hakkını kullanmasının engellenmesi amacıyla aynı yerde sözleşmeyi imzalaması gerekiyor. Kullanamaması anlamı. Ama şimdi tüketicileri alıyorlar, götürüyorlar bir araziye, işte diyorlar, gösteriyorlar, buraya yapacağız, buraya da şunu yapacağız deyip önlerine bir maket koyuyorlar. Aslında yapılan şey değil. Yani ortada, yani o mekanda imza değil. Evet. Ama tüketiciden de bu imzaları almaya çalışıyorlar. Yerinde gördüm, gezdim, imzaladım, okudum mantığıyla şey yapıyorlar. Tüketiciler bu konuda da böyle çok uyanık olması lazım. Bu attıkları imzanın çok öneminin olmadığını lazım. Bunun bir standart sözleşme olduğunu bilmesi lazım. Buna da itiraz edilebilirliğini de bilmesi gerekiyor. Antalya'dan Uğur Bey telefondaymış. Buyurun Uğur Bey. Selamün aleyküm. Aleyküm selam, buyurun. Şimdi biz Afyon Kazlıgöl'den biz bir devre mülk aldık da. Fakat bizi yeri gösterdiler, şey ettiler. Bize dediler her sene 7 gün kalma şansınız var falan dediler. Evet. Yalnız biz hiçbir dönem kullanmadık. Geçen sene bize bir faş gönderdiler. Yani bizden yıllık ayrat almak için, temizlik için. Yalnız bunların bir başka şirketlere geçmesinden dolayısıyla dolandırılmayın. İşte Aydın Termal tesislerinden geçmiştir, işte şundan geçmiştir, bundan geçmiştir diye bize mesajlar geliyor. Evet. Bizim kafamızda bir soru işaretleri var. Zamanımız olup da oraya gidip de bir onlarla görüşemedik. Ben acaba nasıl davranabilirim? Vallahi davranış biçimi sizin davranış biçiminiz. Yani hiç kullanmadıysanız ve kandırıldığınızı hissediyorsanız bunun yolu ve yöntemleri açık. Yani ne yapacağınız anlamıyla yeniden konuya bir tekrar gelecek ama Fecri Bey'e ben sözü vereyim. Yani Antalya'daki arkadaşımızın ne yapması gerekiyor Uğur Bey'in? Kullanmadığı sürece bu şey aslında bu tekrarlar bir anlamda da iyi oldu. Yani hem programı sonradan açan izleyiciler için hem de sürekli izleyenler açısından da bir akla iyice nakş olması açısından. Cayma hakkı kullanmayanlar için kullanmadığı süre boyunca geçerlidir. Cayma hakkını kullanır. Herhangi bir gerekçe göstermek zorunda değil. Ben şurasını beğenmedim, şurasını beğendim gibi bir şey söylemek zorunda değil. Ben cayıyorum bu sözleşmeden dediği zaman. Ayrıca bir de mesafeli almış. Yani bir televizyon reklamıyla vesaire gündeme girerekten almış, parasını yatırmış. Evet, önden para aslında yatırmayabilir. O yeri görmediği için. Efendim? Sengül Bey, bir durum da izleyebilir miyim? Buyurun, tabii buyurun. Şimdi ben buranın tapusunu almadım. Yani gel filan demediler. Sözleşmeniz yani, kaç günlük bir sözleşme? Ender Bey'di değil mi? Efendim? Sözleşmeniz kaç günlük bir sözleşme? Yani... Devre mülk hani, sözleşmesi imzaladım dediniz ya. Kaç gün? 10 günlük mü? 15 günlük mü? Sözleşmemiz 15 günlük. 15 günlük. Evet. Buyurun. Evet. Tapusunu almadım diyorsunuz. Öyle mi? Tapusunu almadım. Gidip şimdi sözleşmeyi tapuda mı yaptınız? Yoksa bir noter önünde mi yaptınız? Yoksa firmayla karşılıklı bir sözleşme mi bu sözleşme? Yani ne notere gittik ne bir yere gittik. Yok sadece şey. Bir oranın bir tanışma bir arkadaşlarım. Devre mülk dediğiniz bir taşınmazın yani bir arazinin ya da bir binanın satışına ilişkin bir işlemdir. Taşınmaz satışları ya tapuda yapılır, doğrudan tapu devri yapılır. Yahut da bir gayrimenkul yani taşınmaz satış vaadi sözleşmesi şeklinde noter önünde yapılması gerekir. Şeyde mahkemelerde biz bu tip taşınmaz satışlarının herhangi bir evrak üzerinde iki kişi arasında sözleşme olarak yapıldığı zaman yani amiyane tabiriyle helvacı kağıdı diyoruz onlara. O sözleşmenin mülk sözleşmesi olarak bir anlamı yok. Dava da açsanız o tapuyu size vermeyebilirler. Fakat bundan kurtulabilmek istiyorsanız o zaman cayma hakkınızı kullanacaksınız. Tapu alamazsınız yani zorlayarak tapu alamazsınız. Onlar sizde kendileri evet. isteyerek vermediği müddetçe. Resmi olarak yapılmadığı için bu sözleşme. Peki teşekkür ediyorum Şengül.
Biz sanıyorduk ki yani Bursa'nın önemli bir problemi devre tatiller ve devre mülkteki sözleşmeler. Ama telefonlarımıza bakınca Antalya'dan, Kayseri'den vesaireden Türkiye'nin genel bir sorunuydu. Yalnız programımız burada bitti. Bu konuyu tekrar önümüzdeki süreçte tekrar gündeme getirerekten yayınımıza yapacağız, sürdüreceğiz, devam edeceğiz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.